dinleyenimizin boşanmaya bakışı nedir? Vebalsiz boşanma ne zaman gerçekleşir? Haram olan şeyler nelerdir? Haram olanı helalmiş gibi göstermenin günahı nedir? Görülen rüyalar kimlere anlatılmamalı? Rüyalar yorumlanışına göre değişir mi? Az sonra. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti üzeriniz olsun. Bugün cuma günü, duaların çok makbul olduğu, salatü selamların sevgili peygamberimize ulaştırıldığı ve Efendimizin karşılık verdiği çok özel ve mübarek bir gün inşallah. Bugün programımız yine dolu dolu olacak. Efendim konularımız var. Tabii telefonlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Ama hepsi kısa bir aramız var. Hayli uzun olmayan, kısa olan bir aramız var. Aramızdan sonra buradayız ve programımıza bismillah diye başlayacağız efendim. Efendim Mevlam'ın selamıyla cumamız güzellikler getirsin, bereket getirsin. Günahlarımızdan arınma ortamını oluştursun inşallah. Dualarımızı Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin. Hemen kısa bir soru. Jinekolojik muayeneden sonra gusül gerekir mi? Hanımlara biliyorsunuz müdahale oluyor ve bakılması gereken bazı noktalara doktorların, jinekologların bakması gerekiyor. Efendim fitil kullanma. Doğal belli yollardan fitilin kullanılması kadın ve erkek için. Bunlardan dolayı veya jinekolojik muayenede aletle veya elle müdahaleden dolayı kadınların veya erkek de olabilir fark etmez. İşte erkek müdahale ettirebilir. Bundan dolayı gusül gerekmiyor. Yani boy abdesti yok. Ne gerekiyor? Namaz abdesti gerekiyor. Bildiğimiz namaz abdesti. Müdahaleden dolayı namaz abdesti gerekir, abdestiniz bozulur. Yani ve ama boy abdesti bundan dolayı gerekmiyor. Kısa bir soru daha. Bankadan maaş alıyoruz, yani devlet memuru. Banka promosyon gibi bir şey veriyor. Sakıncası yok, sen bankadan bana promosyon ver demiyorsun. Benim paramı yatırıyorum, bana faiz ver demiyorsun. Banka iş yapıyor, ticaret yapıyor, başka şeyler yapıyor. Paranı bloke ediyor belki. Bundan dolayı da gönlünden, kazancından bir kısmını, senin bir anlaşman yok, senin bir görüşmen yok, bir faiz isteyişin yok, paramı bankaya yatırın, değişin yok. Fiilen banka, devlet bankayla, değişik bankalarla veya kurumlar çalışır. Bundan dolayı gelen promosyon dinen faiz değildir ve onu siz kullanabilirsiniz diye efendim hemen söylemiş olalım. Evet bugünkü dışarıdaki ilk telefonumuzu da hemen alalım. Bakalım ne soracak kardeşimiz. Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Hoş buldum. Size bir iki sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Buyurun. Aylardır bu korkularım yüzünden eşimle kötü oldum. Adamcağızın hiçbir suçu yok. Hayatı zindan ediyorum ona. Sürekli evde korkular yaşıyorum. Evet. Çok affedersiniz, yatak odama ve banyoya kesinlikle giremiyorum. Biri takip ediyor, hissine kapılıyorum. Sürekli çocuklarım, 3 tane kızım var. Sürekli evi toparlıyoruz ve ben istem dışı sürekli evi dağıtıyorum. Kızlarım artık bıktı toparlamaktan. Evi niye dağıtıyorsun? Alıyorum oraya koyuyorum, oradan alıyorum oraya koyuyorum. Toplama niyetiyle kalkıyorum ama dağıtıyorum. Bunun yani için sürekli her şeyi okuyorum. Bunun için yapıyorsunuz? Ama sonuca varamadım. Gerçekten çok kötü durumdayım. Hocaya gittik. 15 gün okudu beni ama hiçbir sonuç alamadım. Soru bitti mi? Sorum bu kadar hocam. Tamam peki. Ben bir soru soracağım. Bir soru. Niye? Dağıtınca ne oluyor? Dağıtmayınca ne oluyor? Hocam toparlama niyetiyle kalkıyorum ve toparlamaya başlayınca beni bir uyku hali basıyor ve her şeyi bırakıyorum, güçten düşüyorum. Hı.
Yani bir tane de 2 yaşında bebeğim var, epilepsi hastası. O da evdeki stresten dolayı olmuş. Onunla ilgileniyorum. Sürekli her işi bırakıyorum, çocuğumla ilgileniyorum. O zaman telafi olmanız lazım. Telafi olacaksınız, psikologla görüşeceksiniz, hastaneye gideceksiniz. Allah razı olsun eşimden. Akşam geliyor, beraber yapıyoruz. O olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Hayır, hayır. Bir dakika. Eşim, bir psikologla görüşün vardır çevrenizde. Güvenilir, sadık insanlar, temiz insanlar. Probleminizi çözmeye çalışan danışmanlar olabilir. Bu danışmanlar bir kısmı hanımlar da olabiliyor. Değişik uzmanlık alanlarında eğitim almışlar. Hatta belediyelerde var böyle şeyler. Görüşün, onlardan biraz yardım isteyin. Bir alın bu işin ne zaman başladı, nasıl başladı. Şimdi biz hepsini çözemeyiz burada. Ne zaman başladı, hangi olaydan dolayı, hangi olay bunu tetikledi. Bu işin bir alt tarafı var yani. Sizi bu noktaya getiren bazı olaylar vardır. Bunları bir konuşun. Ondan sonra da dua ediniz. Bu bir vesvesedir. Vesvese şeytanın oyunlarından biridir. İnsanı Allah'tan uzaklaştırmak, hayattan soğutmak için şeytanın yaptığı tezgahlardan biridir. Oyunlardan biri, tuzaklardan biridir. Allah'a sığınacaksınız. Felak nasıl okuyacaksınız? Allah'ın isimlerini özellikle Ya Hafiz ismini bol bol okumanızı tavsiye ediyoruz. Ve şu anda içinizden bir şey geldiğinde onun zıttını yapın. Yapmayın yani. Diyelim ki şu an burayı toparla diyorsa toparlamayın. Biraz bir müddet sonra kendi iradenizle, içinizden gelen sesle değil, kendi iradenizle yapmanız gerekeni yapmaya gayret ediniz. Yani bunlar olabilir. Belki çocuğunuzdaki o nöbetler sizi etkiliyordur. Yani sizin tavrınız çocuğun nöbetini değil, çocuğun nöbeti sizi belki etkiliyordur. Tam zıttına olabilir tabii. Olaya bile o açıdan bakınız. Sabırlı olun yani, geçer inşallah. Telaşa gerek yok. Bakın benimle konuşurken bile telaşlısınız. Hızlı hızlı konuşuyorsunuz. Bir şeyi çözmeye çalışıyorsunuz ama sakinleşin. Yani durulun. Kıyamet kopmuyor. Güneş yerinde, ay yerinde. Probleminiz, madem ki anlayışlı bir eşiniz var. Ne güzel, Allah razı olsun. Onunla beraber oturup konuşun. Problemleri çözersiniz inşallah. Tamam. Peki hocam. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de size dua edeceğiz. Şu an ekran başındaki herkes size dua edeceğiz inşallah. Allah sizden razı olsun. Efendim tabii önümüzdeki pazar günü, bu pazar değil, daha sonraki pazar Miraç Kandili biliyorsunuz. Hemen başında söyleyelim, Miraç Kandili ile ilgili hatimlerinizi, kıraatlerinizi efendim bekliyoruz ve Mevlam dualarımızı inşallah kabul eder. O gece yapacağımız bütün dualarımızı topluca elimizi açıp Yüce Rabbimize yalvaracağız. Efendim Yüce Allah yaptığımız duayı kabul etmiyor. Bu yanlış bir fikir. Allah duanızı kabul etmiyor. Niçin? Ben şunu istedim, vermedim. Allah her duayı senin istediğin gibi kabul ederse dünyanın düzeni yıkılır. Diyelim ki bir görev var. Şu görev. Bu göreve 1 milyon insan talip. Mesela örnek veriyoruz. Herkes de Allah'a yalvarıyor. Allah bana bu görevi ver. Bir kişiye verilecek. Yani nasıl versin Allah 1 milyon kişiye birden? İstese verir de yani. Onun için istediğimiz şey gerçekleşmeyince insanoğlu acul. Kur'an'ın ifadesi. Kötü bir huy. Çok acelecidir. İnsan aceleci yaratıldı ama onu dizginlemesi lazım. Kötü bir şey geldi mi Allah beni terk etti der. İyi bir şey oldu mu unutur Allah'ı. Onun için biz duamıza devam edeceğiz. Duamıza ısrarcı olacağız. Duamızı çeşitlendirip şekillendireceğiz. Bir şey olmadığında olacak olan şeyin peşinden gideceğiz. Yüce Allah mutlaka size vermediği şeyin karşılığında ahiretinize ya bir şey yazıyordur, yani duanız kabul oluyor. Ya gelecek bir felaketi, bir musibete Yüce Allah müsaade etmiyor, bir musibete engel oluyor. Mutlaka Allah sizin sorunuza, talebinize, duanıza makbuldür inşallah. Yani hocam orada makbul de ötekilerinde makbul değil. Hayır, hayır, hayır. Şimdi iki fakir var. Biri hakikaten açtır ve perişandır. Ötekisinin ise 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük ekmeği var, yemeği var. Şimdi ikisine yapılan sevap aynı olur mu? Birinin ölümden kurtarıyorsun. Günaha girecek, engelliyorsun belki.
ötekisinin daha var. Sevap aynı sevap. Verdiğin para aynı para. Ama birinin derdi daha problemi, daha öncelikli, öteki daha ertelenebilir. Hadiseler hep böyle bakmak lazım. Tek düze değil. Cuma geceleri, yani dün gece ve bu gece veya. Yani dün gece de olabilir, Peşembe Cuma'ya bağlayan gece. Bu gece de olabilir, yapılan dualar geri çevrilmez. İnşallah. Özellikle Arefe gecelerinde, bayram öncesi gecelerinde yapılan dualar Yüce Allah tarafından mutlaka kabul edilir. Leyle-i Kadir'de, Kadir gecelerinde yapılan dualar mutlaka Yüce Allah tarafından karşılık görür. Onun için evet, bayram namazı, bayram günü, Kurban Bayramı günü gecesi, yani bir gece önce, dediğim gibi Arefe gecelerinde, Ramazan ve Kurban Bayramları'nın bir gece öncesinde, yani Arefe'sinde, ki gerçi Arefe kelimesi Kurban Bayramı için kullanılan bir terimdir daha çok, Arafat'taki vakfeden dolayı, ama Ramazan ayı, Ramazan bayramından bir gün önce için de Arefe demeye alışkanlık haline getirmişiz. Mevlam milletimize uzun, güzel, hayırlı, rızasına uygun, imanına hitap eden günler, geceler nasip eylesin. Efendim, geçen sene Umre'deyken güzel bir görüntü yakalamıştım. Kabe'nin yanındaki bir mekanda Endonezyalı çocuklar tesbih yapıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Sizi o görüntülerle, o renkli güzel çekimi benim yaptım ama maalesef adamın biri eline, mübarek Allah ıslah etsin, eline bir hurma sepeti aldı, çocuklara hurma dağıtıyor. Daha sonra dağıt yani. Herkes çekim yapıyor, bizimki de elinde hurmayla görünmeye çalışıyor. Niyetim peki görünmek değil ama neticede göründü. Yani o güzel resmiyle bozdu gitti. Allah iyisin. Mutlaka niyeti iyidir. Ama evet, hep beraber izleyelim güzel görüntüyü. Rahman suresini okuyorlar. Biz de tesadüfen, tevafıkın oradaydık. O anda ben de ekranı almaya çalıştım. Ama işte bakın, işin düzensizliği. Yani görüntü alıyoruz. Ben mübarek adam. Allah senden razı olsun. Ne geziyorsun orada, dolaşıyorsun.
oradaki televizyoncular vardı diğer ülkelerde. Bu güzel görüntü almaya çalışıyorlar. Orada biri ortaya giriyor sanki adam yani seni çekmeye çalışıyor sanki. Çok da ikaz ediyor, herkes ikaz ediyor. Çık oradan, çık oradan çocukları çekelim. Elinde vurmayla görüntüyü efendim perişan ediyor maalesef. Güzel bir çocuklar hafızlık merasimi için gelmişler. Ödül olarak onlara bunu vermişler. Bu, yani bu ödül yani Kabe'ye tavaf ödülü vermişler. Bunlar güzel şeyler. Bu tür ödülleri vermek zorundayız çocuklarımıza. Onları teşvik etmek zorundayız. Efendim bir telefonumuz daha var. Hemen alalım, sorumuzu alalım inşallah. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. İyi günler hocam. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. İnşallah. Hocam ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum bu arada. Estağfurullah. Allah razı olsun. Duanızı bekliyoruz efendim. Hocam bir sorum olacaktı size. Hocam ben 6 yıllık evliyim. Kayınpederimle kaynamla beraber yaşıyorum. Evet. Kayınpederimin 9 yıllık bir bayanla ilişkisi var. Evet. Ve hocam hani bu bir iki senedir görüşmesi yok ama telefonla devam ediyor. Hani bu beni çok rahatsız ediyor. Kayınpederimin bana karşı bakışları, tavırları. Hocam evde tek kaldığımızda hani odaya eve girmesi beni çok korkutuyor. Hani bana karşıdan mı olacak diye. Evet, evet. Sürekli peki. İçimde hocam bir vesvese var. Hocam bir daha yeni 20 yaşındayım. Şimdi ne bileyim hani çok korkuyorum. Kayınpederler muhterem insanlardır. Bu tür duygulardan uzaktırlar. %99, onda 9'unun 9'u, 99'u bu işten uzaktır. Temiz, şerefli, asil insanlardır ama her toplumda, her yerde dengesiz, ruh hassası insanlar olabilir. Bu konuda yanlış bir kanaat sahibiyseniz elbette ki eşinizle konuşursunuz. Makul bir gerekçeyle başka bir yere taşınırsınız. Yanlış yapan belasını zaten Allah'tan tokatını yer. Kayınpederler hepsine saygılarımızı iletiyoruz. Kayınvalideler saygılarımızı iletiyoruz. Bizim toplumumuz bu konuda çok hassastır. Namus, iffet konusunda. Ama dediğim gibi yüz binlerde dengesiz bir tane tip çıkabilir bir yerde. Siz yanlış düşünüyor olabilirsiniz. Yanlış tefekkür ediyor olabilirsiniz. Evet, yeni bir telefon alalım hemen arkadaşlar. Alo. Alo, günaydın hocam. İyi sabahlar. Günaydın hanımefendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Allah'a şükürler. Size kavuşturana şükürler olsun. Çok heyecanlıyım. Nereden arıyorsunuz? Ben rüyalar görüyorum ve hep rüyalarımda kıyametin koptuğunu görüyorum. Kıyamet her gün kopuyor zaten. Yani insanlar yani, o kadar rayından, yolundan çıkmış ki. Evet. Ama ben şehit olduğumu görüyorum. Şehit ve şahit. Belki şahit olacaksınız kıyamete. Hepimiz şahit olacağız. İnşallah. Zaten babam rahmetliyi gördüm. 22 sene oldu. O bizi kurtardığını gördüm. Evet. Bunlardan çok etkileniyorum ve rüyalarımda gördüğümde, uyandığımda sesimi duyarak uyanıyorum. Şehadet getiriyorum. Dualar ediyorum. O şekilde uyanıyorum. Fatiha'yı okurken uyandığımı duydum. Eşim beni uyandırıyor. Ne oluyor diyor. Böyle rüyalar çok gördüm. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Son Ümre'ye gittiğini gördüm. Ümre'ye gittim, gördükten sonra ben hamile olduğumu öğrendim. İnşallah çocuğunuz hayırlı ve güzel bir çocuk olur. Dine hizmet eder, İslam'a hizmet eder. Dünyanın zaten İnşallah. Çivisi biraz çıktığı için kıyametler, kaoslar görülüyor ama toz bulutunun sonu inşallah berekettir, aydınlıktır inşallah. Onun için rüyalarınızı öyle yorumlayınız. Çocuğunuz İnşallah. Olmuş, Allah çocuğunuzu iyi bir çocuk etsin, dine, İslam'a hizmetkar İnşallah. Eylesin inşallah. Kafanızı çok fazla takmayın. Evet buyurun. Gökyüzüne bakıyordum rüyamda. Rüyamda gökyüzüne bakarken oradan ışık vardı. Ay benim üzerime doğru geldi. Üzerime geldiğinde birden kelebekler oluşmaya başladı. Evet, rüyaların teferruatına girmeyin. Teferruatı çok da ciddiye almayın. Rüyaların bir kısmı insan beyni gündüz düşünür, bir şeyler üretir. O bir yerde odaklanır, geceleyin de onun rüyasını görür. Edgâsu ahlam dediğimiz türden rüyalardır. Bazı şeytanlı rüyalar var. Şeytan adamı aldatmak ister, oynamak ister. Çok ciddiye almayın. Gördüğünüz kötü bir rüyanın şerrinden Allah'a sığınınız. Allah sizi uzak eder ondan inşallah. Hayırlı bir rüya gördüğünüzde de Allah'ım daha hayırlısı nasip et diye dua edersiniz. Rüyalara çok takıntılı olmayın. Çünkü şu nedenle rüyalar görüldüğü gibi olmayabilir. Rüyalarda değişik semboller vardır. Bu rüyaların yorumunu ancak Allah bilir.
ve Allah'ın özel ilim verdiği peygamberleri bilebilir. Hazreti Yusuf gibi Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Hazreti İbrahim gibi yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Hazreti Peygamber gibi yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Onların gördüğü rüyalar var. Peygamberimizin, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf'un, bunların kıymeti var. Çünkü vahyin bir türevidir rüya. Peygamberimize vahiy gelmeden önce 6 ay boyunca sadık rüyalar gördü. Gördüğü rüyalar aynen çıktı. Peygamberliğin bir türü, peygamberliğin içinde olan bir birimdir diyeyim yani. Ama biz insanların ki öyle değildir. Yanılabiliriz. Yorumlamada yanılabiliriz, görmede yanılabiliriz. Şeytan bizimle oynayabilir, vesvese atabilir. Hayali rüya gibi görebiliriz. Rüyanın tümünü görmeyiz. Korktuğumuz bölümünü görebiliriz. Uzun bir rüyadır. Yani diyelim ki 10 satırlık bir rüyadır. 8 satırı kaybolur, 2 satır aklımızda kalabilir. Kendinizi çok bu konuda üzmeyin. Çocuğunuzun mümin gibi yetişmesini sağlamaya gayret ediniz. Efendim anlaşıldık, anlaştık mı? Tamam, telefonumuzu arkadaşa almışlar. Şimdi neyi konuşalım? Biraz şu giyim işini biraz konuşalım. Bizim böyle çok böyle cafcaflı, marka tutkunu bir yapımız var. Şimdi mesela gece şey yapılacak, ailenin durumu iyi değil. Yani gelinlik var, o gelinliği daha önce ailenin kızı giymiş. Yani tabii her genç kızın bana, benim gelinliğim bana ait olsun deme hakkı var, onu hiç kınamıyorum, hayır. Yani ama imkan yoksa ya kiralayacaksın? Bir gece için milyonlar dökemiyor aile yani. Herkesin durumu bir değil ki. Veyahut da ya kiralayacaksın veyahut da ailenin genç kızlarının yani vücut ölçüleri size uygun olan birininkini giyeceksiniz. Aşırı marka illa şuradan olsun. Bu tür uzaklaşmak lazım. Bu tür efendim lüksten, ihtişamdan, efendim israf sayılacak şeylerden uzaklaşmak lazım. Öncelikle giyimin helalinden olması lazım. Elbise alacaksan paranla alacaksın. Hediye olacak veya. Yani helal parayla alacaksın. Meşhur yoldan alınmış, yani tenzih ediyorum sizi. Aldatma, hırsızlık gibi yollardan değil, kumar yolundan değil, alın teriyle veya başka bir vesileyle alınmış olacak. Temiz elbise giymeye gayret edeceğiz. Elbiseniz eski olabilir. Eski insanlar kanaatkardı, biz öyle değiliz maalesef. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda adam geliyordu, bir geçen arkadaşımız anlatıyor. Çeketi diyor, çeketi, çeket. Çeketi o kadar yamalı ki, çeketinin esas kumaşının hangisi olduğu çok yamadan dolayı anlaşılmıyor. Soruyorduk ona diyor, bir büyüğümüz anlattı. Soruyorduk, nasıl halin Hacı Bey? Elhamdülillah, çok iyiyim. Bizim her şeyimiz var, elhamdülillahımız yok. Şükrümüz yok, hamdimiz yok. Gözümüz başka yerlerde, kanaatimiz yok. Başkasının parasıyla, puluyla, arabasıyla, şuyla, buyla uğraşıyoruz. Habire beynimiz bize şeytanlık üretiyor. Elimizdekini en azından zekatımızı verelim. Geçen bir Amerikalı bilim adamları inceleme yapmışlar. Çok ilginç bir inceleme. Sonucunu söyleyeyim size. Ne diyor biliyor musunuz? Adamın zekattan haberi yok. Bu Amerikalının. Zekattan haberi yok. Kendine göre bütün ülkelerdeki fakirlik durumunu, insanların gelirini, yani zenginlerin gelirini, fakirlerin durumunu vesaire vesaire, bütün ülkelerdeki durumu belli para standartlarına göre, birimlerine göre planlamış, ayarlamış, dökümünü yapmış dünya nüfusuna. Ne diyor biliyor musunuz? Herkes diyor, her zengin sermayesinin %2,5'unu verirse dünyada fakir, yoksul kalmaz diyor. Çok ilginç, bakın 1/40 demiyor, %2,5. Diyorlar ki İslam'da zekat diye bir müessese var. Şöyle şöyle, bilmiyorum diyor. Benim işim, onunla işim yok diyor. Ben bilimsel bir çalışma yaptım. Dünya standartlarını, fakirlerin durumunu, zenginlerin durumunu, sermayenin dağılımını tespit ettim. Herkes sermayesinin, malının %2,5'unu yani 1/40 fakirlere verirse dünyada fakirlik, yoksulluk biter. Kur'an'ın, İslam'ın dediği 1/40.
Hazreti Peygamber'in dediği 1/40 zekat. Tabii adı İslam'ın emri ettiği zekat olduğu mu tüyleri diken diken oluyor. Ama kendi bilimsel çalışmalarını bizlere anlatırken de keyfiyle dört köşe olup anlatıyorlar. Güzel bir tespit, teşekkür ederiz, ne güzel. Ama İslam'ın hakkını da teslim et diye söyleme hakkına sahibiz herhalde. Efendim devam edelim. Giyilen elbise, tabii haram yoldan elde edilmemiş olacak, söylemiş olduğu konu. Temiz olmalı, yani eski olabilir ama temiz olmalı. Haram yoldan elde edilmiş elbiseyle ibadet olmaz. Kul hakkı yedin, başkasının malını mülküne el koydun, aldın, zulmen el koydun. Adam kendini tarlasını ekmiş, gittin tarlasına kondun, elindeki tarlasını aldın. Ne bileyim toprağını elinden aldın zorla, döverek, söverek efendim. Bu zulümdür, kul hakkıdır. Orada kıldığın namaz geçersizdir. Gasp edilen bir mekanda başkasının evine zorla girdin, gasp ettin, kıldığın namaz geçerli mi değil mi diye hukukçular tarafından, İslam hukukçuları bu konuda çok hassaslar, konuşmuşlar, tartışmışlar. Makbul olmadığını söyleyenler çoktur. Onun için dikkat etmek lazım. Giyilen elbise müstehcen tarzda olmamalı, bedeni tam örtmeli. Yalnız bu müstehcenlik kelimesi kadına sadece algı olarak alınıyor. Hayır, kadın da erkek de geçerlidir. Erkek öyle bir giyiniyor ki, bu ne yiyorsunuz ya, ne bu? Streç giyen erkekler var ya. Yani adam yürüyor, arkadan diyorsunuz bu ne, nedir bu diyorsunuz. Kimsenin kıyafetine dokunduğumuz yok. Kimseye zorlama da yapmıyoruz. Biz fikrimizi söylüyoruz. Yani insanın bir örfü, bir toplumun bir ahlakı, bir geleneği, bir şeysi var ya. Yani giyin, kendine yakışanı giyin. Sakalını uzatmışsın delikanlı, eyvallah. Moda olarak eyvallah. Sünnet olarak yapmışsan eyvallah, daha da eyvallah. Ya sakalın var bu kadar, giydiğin streç giyiyorsun. Yani örf önemli, toplumun örfü. Ve örf ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Onun için toplumun kıyafetine kimsenin karışımız yok. Ama herhalde en azından anormal gördüğümüz şeyi de söyleme hakkına sahibiz. Biz efendim kravatımızı ters bağladığımızda, hocam olmamış bu kravat diyorsanız, ben de bu da olmamış deme hakkına sahibim herhalde. Evimize gelip zorla kıyafetimizi almıyoruz. Ama fikrimizi söylüyoruz. Yani giyilen kıyafet, kadının da erkeğin de giydiği kıyafet insanı utandırmayacak. Her yerde, her ortamda olabilir bir kıyafet olacak. Yani çarşıda gezdin o kıyafete, camiye girebilmelisin. Misafirliğe gidebilmelisin. Kız istemeye gidebilmelisin. Mahkemede şahitlik yapabilmelisin. Yaygınlık böyle olur tabii. Saygınlık da böyle olur. Bedeni tam örtmelidir. Kadınlar için özellikle belli. Hanımların tesettürüyle ilgili ölçü şudur, şeffaf olmayacak, vücut rengini belirtmeyecek, yani görmeyen yerler için söylüyorum, dar olmayacak, efendim kısa olmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Ha, şu önemli, elbisenin üzerinde uygunsuz yazılar veya resimler olmamalı. Tişörtlerde oluyor ya, acayip yazılar, resimler oluyor. Diyelim ki bir rakı mesela, rakı şişesinin resmi. Ya bununla camiye girilmez yani. Bununla namaza da durulmaz. Namazı mekruh eder. Namazı iptal etmez de. Yani yakışıyor mu? Kendine soracaksın. Yakışıyor mu bana diye. Uygunsuz yazılar. Kur'an yazıları olmaz tişört üzerinde. Helaya giriyorsun onunla. Abdesthaneye giriyorsun. Yanlış yere giriyorsun. Olmaz yani. Kur'an yazısının bir itibarı var. Bir şey daha söyleyeyim. Toplu taşım araçlarında bazen dikkat ediyoruz. Şimdi telefonunuzun zilini kuruyorsunuz, ezana kuruyorsunuz. Arkadaşlar ezan ucuz değil. Kur'an-ı Kerim'e kuruyorsunuz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ucuz değil haşa. Yani toplu taşım araçlarına binerken zilinizi ya değiştirin. Evindeyken telefon çaldığında ezanla veya tekbirle ne yapıyorsan yap. Ama halkın içindeyken ortam müsait olmaz. Orada birisi bir laf söyler. Hocam ben haddini bildiririm. Tamam bildirirsin. Mesela haddini bildirmek olayı değil. Ezan telefon zili olarak çaldığında ya biri orada hakaret ederse ezana, adama dininden imandan çıkaracaksın. Yapmayın bunu, yapmamak lazım. Bir de ortam, bir ortam sessizlik var veyahut da insanlar konuşuyor, delikodu ediyorlar. Birdenbire telefon çalıyor, Kur'an-ı Kerim, Bismillahirrahmanirrahim vesaire. Kendi kendine dinle Kur'an-ı Kerim'i. Şereftir dinlemek, ortamını sağla ama
halk, yani toplumun içindeyken şartları kontrol ediniz. Giydiğiniz elbise gurura, kibre götürmeyecek, götürmemeli. Elbiseyi giydiğinde kendini 3 makam yukarıda hissediyorsan, o elbise de tekebbür elbisesidir. Kibir elbisesi diyor sahabi ona, kibir elbisesi. Yani kibir elbisesi iki anlamda kullanılıyor. Kibire bürünme, vücuduna kibiri giydirme diyor yani. Manevi yönden iki, elbisen sade olsun. Hazreti Ali elbiseyi giyerken elbisenin biraz kısa olması istermiş. Araplarda eskiden çok zengin, çok görkemli adamlar cübbelerini uzatıp yerde sürünürmüş. Kibir elbisesi. Ha, bunun cübbesi yerde sürünüyor. Hazreti Ali onu çok kısa kesermiş. Yüreğine kibir girmesin diye, büyük imam. Allah'ın rızası üzerine olsun. Evet, karşı cinsiyle tahrik etmemeli. Erkek kadını, kadın erkeği tahrik etmemeli. Bunun ölçüsü vardır. Hah, hemen kimse istismar etmesin benim bu cümlemi. Hocam tahrik edince ben saldırsam mı? Yani hiç ilgisi yok. Biz bu konularda en sert tavırları gösterenlerden biriyiz yani. İnsanın kıyafetinden dolayı ona saldırma hakkını elde etmezsin. Herkes mezarına girecek, hesabını verecek zaten. Ama toplumun örfüne, toplumun içinde yaşamanın şartları neyi gerektiriyorsa ona dikkat edeceğiz yani. Hepimiz dikkat etmiyor muyuz? Yani orada normal kıyafetinizi, diyelim ki Mekke, Medine, Umre'ye giden bir insan entari giyer. Giyiyor. Ben giymedim ama belki çok eskiden giymişimdir ama normal elbisemle şu anda umremi yapıyorum. Şimdi bir Türk'ün, bir Türk kardeşimizin oradaki kıyafeti getirip Uşak'ın, Afyon'un, Kütahya'nın neyse Denizli'nin sokaklarında giyerse dersiniz. Urfa'da giyerse problem, bir şey demezsiniz. Çünkü oranın örfü onu alıyor, sıcak hava vesaire. Ya burada niye giyiyorsun? Ha, ben Hazreti Peygamber gibi giymek istiyorum. Niyetin oysa karşılığını, sevabını alırsın, ayrı mesele. Ama dediğim gibi örfe, toplumun kabullerine dikkatli olmak lazım. Orada ölçülü olmak lazım diye söylüyorum. Şimdi evet, çok az gördüğümüz manzaralardan birisini paylaşmak istiyorum. Manzara çok görünüyor da bizde az görünüyor. Nedir o? İki kaplumbağa. Biri ters dönmüş. Böyle kalmaya devam ederse ölecek. Susuzluktan, açlıktan ölecek. Ya bir sel gelecek ya biri döndürecek onu. Kaplumbağanın en zor halidir bu. Lütfen bakınız. Hayvanlar arasındaki dayanışma, insanlar arasındaki tokatlaşma. Tokalaşma değil, tokatlaşma. Hayvanlar alemi daha vicdanlı. Biz buna sevki tabii diyoruz. Allah onları sevk ediyor ama izleyin bakın. Kaplumbağa ters yattı, düzelmek için saatlerce çabaladı. Görüntüler Çin'den. Bir kaplumbağa dengesini kaybederek sırtüstü düştü. Kurtulmak için birçok yolu denedi ama başaramadı. Tam ümidi kesmişti ki yardıma başka bir kaplumbağa koştu. Çalılıkların arasına doğru ilerleyen kardeş kaplumbağa, diğer kaplumbağayı kaldırarak düzeltmek istedi. Yoğun uğraşlar veren kaplumbağa çaresiz kaplumbağayı kurtarmayı başardı. Var gücüyle iterek kaplumbağayı hayata döndürdü. Özgürlüğüne kavuşan kaplumbağa yavaş yavaş ormanlık alana doğru ilerledi. O anlarsa çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Evet, özellikle karayolunda seyahat ederken yazın. Hızlı gidiyorsunuz. Bazen yolda kaplumbağalar karşı yola geçmek istiyorlar. Tabii orta ezilme ihtimalleri çok. Böyle bir kaplumbağa gördüğünüzde arabanızı sakin bir şekilde sağa çekip güvenliğinizi alın önce tabii ki. Gelen araba da size çarpmasın. Yolu müsait hale getirir getirmez hemen gidin ve o kaplumbağayı karşı kıyıya koyun. En azından bir can kurtarmış olursunuz. Yani bu büyük sevaplardan ibadettir işte, İslam'ın verdiği bize. Vicdan, iman bunu gerektirir. Hemen ona yardımcı olun ve işte böyle kurtarın. Bakın ne kadar güzel. O kaplumbağa yardım ediyor. İnsanoğlu bunu yapar mıydı? Dün gece biz bir görüntü verdik veya şu anda belki daha önce vermiş olabiliriz. Acaba yanımızda olsaydı hemen verir miydik?
yedinci katta evi temizleyen bir hizmetçi hanımefendi balkonu temizliyor, pencereyi temizliyor ve ayağa kayıyor. Bir elle tutulmuş, beni kurtarın diye bağırıyor ama evin sahibi utanmaz. Evet işte bu. Evin sahibi olan utanmaz, şarlatan resim çekmek ile meşgul. Resim çekiyor. Ve bu kadın bakın bağırıyor. Arkadaşlar videosu varsa lütfen verin. Görüyor musunuz? Kadın bağırıyor, sesi gelmiyor şu anda. Bağırıyor. Ve aşağıya kadar iniyor. Yani büyük bir gürültü koparıp yere değiyor. Öldü mü? Bitkisel hayatta mı? Yaşıyor mu bilmiyorum. Abba Meynune ta'ale! Utanmaz, ahlaksız. Beni bağışlayın ne olur lütfen. Bu tepkimi de makul görün. Bu utanmaz şarlatan resim çekeceğine, videoya çekeceğine koşsa, elini tutsa başkaları yardıma gelecek, kadını kurtaracaklar. İşin keyfinde. Buna da insan diyoruz. İşin keyfinde. Paylaşacak YouTube'da veya işte neyse. Sosyal medyada paylaşacak. Tuh yüzüne diyeceksiniz ama ondan anlamaz ki. Yani bu kadar merhametsizlik bir adamı adam etmemişe sizin sözünüzün ne faydası var? Biri kaplumbağa hayvan, bu da insan. Buna demiyorum, o resmi çekene diyorum. Sözde insan. Evet, onu da sizinle paylaştık. Şimdi neredeyiz? Üsküdar'dayız. En sevdiğimiz semtlerden biri İstanbul'un, güzel Üsküdar'dayız. İmam Hatip Ortaokulu'ndayız. Rümeysa Karışmaz hocamız ile karşı karşıyayız. Efendim, sevgili hocamız hazırlık yapıyorlar. Okulumuz Üsküdar İmam Hatip Okulu. Onlarla görüşeceğiz. Onların sorularını alacağız ve inşallah efendim duamızı paylaşacağız hep beraber. Ben de saygıdeğer Rümeysa hocam, Rümeysa Karışmaz, size ve öğrencilerinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Efendim, mikrofon sizde Rümeysa hocam. Öğrencilerinize sevgilerimi iletiyorum. İmam Hatip talebelerimize sorularınızı alabiliriz. Teşekkür ederiz efendim bu güzel programdan dolayı. Biz teşekkür ederiz hocam. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bugün sizin yayınınıza Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu'ndan bağlanıyoruz. Öğrencilerimiz merakla sorularını size yönlendirmek istiyorlar. İsterseniz daha fazla vaktinizi almadan sorulara geçelim. Hocam buyurun, mikrofon sizde, idare sizde, kontrol sizde. Selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacaktı. Futbol oynarken kulüpte arkadaşlarıma dalga geçecek çalımlar attım. Bu kötü bir şey mi? Çalımı atarken futbol oynamanın da ötesinde onlarla dalga geçebilecek kadar iyi bir futbol oynuyorsanız bu senin kabiliyetini gösterir de. Ama sen yine de dalga geçme onlarla. Onlara futbol dersi verecek şekilde çalım at. Onları da ona teşvik et. Ama maçtan sonra nasıl seninle dalga geçtim gördün mü? Seni nasıl ters yatırdım falan gibi sözler kullanmamaya çalış. Onları tahrik etme. Ama kendi her branşında, yani okulunda da çok başarılı ol. Futbolda da çok başarılı ol. Ülkemizi, futbolda bir reklam aracıdır çünkü. Bir propaganda aracıdır. Çok önemlidir. Mesela dün gece bir maç vardı. Bizim futbol takımı son 5 dakikada 2 tane gol yemiş. Herkes üzüldü. Biz de üzüldük. Türk takımlardan biri kazanınca seviniyoruz. Ötekiler kazanınca da üzülüyoruz. Sen de iyi bir futbolcu ol. Ama İmam Hatip Okulu'nda da iyi Kur'an-ı Kerim'i öğren. İyi Arapçayı öğren. Kendi derslerini de çok çok iyi öğren. Futbolu da öğren, dersini de öğren. Teşekkür ederiz delikanlı. Selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Size bir sorum olacak. Rusya'nın Kolan bölgesinde yerin 124 kilometre altında 8000 derece sıcaklığında olan bulunan oda kabir azabının çekildiği yer olabilir mi? Evet, Rusya'nın bir bölgesinde böyle bir yer
derinliklerde böyle bir yer veya bir sıcaklık. Tabii yerin altında değişik tabakalar var, işte ateş tabakaları, denizler vesaire. Kabir azabının olduğu yer midir? Bunu söylemek delikanlı çok zor. Çünkü kötü ruhlardan bahsedilirken aşağı doğru indirildiği, yani günahkar kişiler öldüğü zaman aşağı doğru indirildiği ifade ediyor yerin tabakalarına, alt tabakalarına. Acaba kastedilen orası mıdır? Bilemeyiz, Allah bilir. İyilerin de üst tabakaya çıkarıldığı söylenir. Değişik mekanlar, gezegenler veya işte manevi mekanlar mıdır? Sidretül Münteha gibi yerler midir? Cennetin değişik türevleri midir? Cennete benzer yerler midir? O konuda çok net bir şey söylemek mümkün değildir. Ama o tür görüntüler, o tür sesleri biliyorum, bu tür Rusya'da da kaydedilmiş. Neyi yansıtıyor? Çok doğru bir şey, yani net bir şey söylemek, bu budur demek yanlış olur. Yarın böyle olmadığı ortaya çıkarsa bu sefer biz yanılmış olmayız, din yanılmış olur. Bu nedenle biz bu konulara çok temkinli ve dikkatli konuşuruz sevgili delikanlı. Teşekkür ederim ama cehennemi hatırlattı kesin yani. Evet. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum olacaktı. Benim bir tane küçük yeğenim var. Kötü sözler söylüyor. Büyüyünce günah defterine yazılacak mı? Şimdilik yazılmıyordur yani. Küçük günahlar, küçük yaşta küfürler söylüyor. Yani ama böyle büyümesi iyi değil yani. Bazen baba ve anneler, anneler yapmıyor da babalar, hadi oğlum bir güzel bir küfür et bakayım babana falan. Böyle yetiştiren çocuk, beyler var maalesef, çocuklarını küfre alıştıran, ağzını alıştırıyorlar. Bunlar iyi şeyler değil, güzel şeylere, küfre değil de temiz, tatlı, mübarek şeylere, sözlere alışmaları gerekir. Şu anda günah yazılmıyor ama böyle büyüyen, yani günah sayılacak şeyleri yapmaya namzettir demek. Onun için yapmayın. Teşekkür ederim sorundan dolayı. Bunları yapmamaya gayret edin ve o tür sözlerden, kelimelerden elinizden geldiğince uzak durmaya gayret edin. Ben teşekkür ederim delikanlı. Hocam selamünaleyküm. Hocam ben hafızlık yapıyorum. Ezberlediğim Kur'an-ı Kerim'i isteyerek ya da istemeyerek unutursam günahı var mıdır ya da günahı ne kadardır hocam? Teşekkür ederim senin hafızlığından dolayı. Allah sana yardım etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in hıfzını yaparsın da unutmasın da inşallah. Elinde olmayan sebeplerden dolayı, ortamlardan dolayı unutmuşsan bundan günahkar olmazsın. Ama kendin ihmalkar davranırsan, yani çok önemsemez davranırsan okuduğun ve ezberlediğin şeyleri unutmandan dolayı elbette ki günahkar olursun. Çünkü Allah'ın kelamı kolay ezberlenir, kolay da kaçabilir. Yani onu tutmak lazım. Onunla ilgilenmek lazım. Niye çabuk unutuluyor? Unutulabilir. Yani hafız olan unutmaz ama tekrar etmeli. Çünkü ilgi istiyor. Benimle ilgilen diyor Kur'an. Benimle ilgilen diyor. Sen ilgilenmezsen ben kaçarım giderim bak diyor. Seni kendisiyle bağlı kılıyor. Bu nedenle de bol bol tekrar et. Ama unutursan da insanız, hepimiz neler unutmuyoruz ki? Kıldığımız rekatları bile unutuyoruz. Teşekkür ederim delikanlı. Sen hafızsın. Ülkemize, bizi, hepimize dua et inşallah. Hafızların duası hele genç yaşta, küçük yaşta kabul olur inşallah. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Bir çocuk günah işlerse veya kötü bir şey yaparsa günahından annesi ve babası mı sorumlu olur? Yani Kur'an-ı Kerim'e göre günahlar, suçlar şahsidir. Yani herkes yaptığı günahtan sorumlu, yaptığı suçtan sorumlu olur. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى diye bir ayet var. Birinin günahı ötekine sorumlu olmaz. Çocuğun günahı babaya, babanın günahı çocuğa yükletilmez. Günahlar şahsidir, suçlar da öyle. Ama delikanlı, eğer baba anne çocuğuna dinini, inancını, imanını, Kur'an'ını öğretmezse, İslam'ı öğretmezse ve çocuk da o ortam içinde büyürse ve sonra günaha yatkın hale gelirse, aile de bu konuda hiç uyarmamışsa veya kötü uyarmışsa, elbette ki o günahın ortağıdır baba ve anne. Ama baba anne uyardı, çocuk bildiğini yaptı. Buna rağmen baba anne tabii ki sorumlu olmaz. Fakat baba annenin sorumluluğu ölünceye kadar devam eder. Çocukları 60 yaşına da gelse, baba 90 yaşında diyelim,
yanlış bir şey gördüğünde oğlum haram işleme, Allah'tan kork, yanlış bir şey yapma diye sürekli ikaz etmek zorunda. Teşekkür ederim genç İmam Hatipli. Teşekkür ederim. Güzel bir soru idi. Sağ olun. Evet, son sorumuzu alıyoruz. Selamun sevgili hocam. Hocam hayırlı cumalar. Hocam, hocam yatarken korkuyorum. Yatmadan önce nasıl bir dua etmeliyim? Yani yatarken niye korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Böyle bir vesvese mi var yoksa karanlıktan mı korkuyorsun? Yoksa? Evet hocam. Karanlıktan korkuyorsun. O zaman karanlıktan korkuyorum hocam. Kapkaranlık yerde, gerçi karanlık yerde yatmak daha iyi diyorlar doktorlar da. Çok uzak bir yerde loş bir ışık veya küçük bir lamba, çok küçük bir lamba yak odanda. Ama hani işin manevi boyutuna gelince tabii karanlık, yükseklik, asansör, kapalı yerde kalma gibi korkular normal korkulardır. Bu bir anormallik göstermiyor. Karanlıktan korkmak da normaldir. Yani insan korkabilir. Bir anormal bir şey değildir. Ama ne yaparsınız, karanlıktan korkan küçük bir şey koyar, aydınlatır birazcık. Bir de felak, naz, ayet-i kürsü okuyarak Yüce Allah'a sığınırsa, Yüce Allah onun korkularını, sıkıntını geçirmesine zemin hazırlar inşallah. Hocam, Rümeysa Hocam size ve öğrencilerinize Üsküdar İmam Hatip Okulu, Ortaokulu'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Allah her daim sizinle olsun, Allah sizleri korusun. Öğrencilerimizi de Yüce Allah her türlü kötülükten muhafaza eylesin inşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz cevaplardan dolayı iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun, var olun. Evet efendim, bugün Üsküdar İmam Hatip Okulu'ndaydık, ortaokulundaydık. Teşekkür ediyoruz talebelerimize. Allah onları bağışlasın, kötülüklerden uzak eylesin. Efendim, vebalsiz boşanma nedir yani? Vebali boşanma nedir? Bir kadını, bir hanımı, bir erkeğin bir seferde 3'ten 9'a boşsun demesi dinen, Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği boşanma tarzına aykırıdır. Yani bid'at olan bir boşamadır. Doğru olmayan bir boşamadır. Zulmen boşamadır. Çünkü zorla kurduğun bir yuvayı ağzınla bir anda bitiriyorsun. İki, gereksiz yere, yani kadın hiçbir suçu yok, canın istemedi, onu boşuyorsun, haramdır. Başka birinin peşinden koşuyorsun, onu almaya çalışıyorsun, kadını boşuyorsun. Bunların hepsi haram olan boşamalardır. Veya kadın temizlendi, diyelim ki adet hali geçti, karı koca yakınlaştı, sabahleyin kalktı boşadı. Bunlar dinen veballi olan, dinin hoşlanmadığı, dinin hoş görmediği boşanma tarzlarıdır ki bir Müslümana böyle bir boşanma dinen kabul edilmez bir boşamadır. Yani geçerlidir, geçersizdir demiyorum, geçerlidir ama doğru değildir. Peki doğru olan boşanma nedir? İlla ki boşayacaksınız, kadın temizlendikten sonra bir müddet bekleyeceksiniz. Temizlenme derken regl halin geçmesinden sonra kadına dokunmayacaksınız, eşinize ve ondan sonra bir boşamayla boşayacaksınız. Sonra bekleyeceksiniz, 3 dönem geçmeden yeniden bir temizlik süresinde yine kadına dokunma. Niye temizlik süresinde dokunmadan? Yani insanın cinsel arzusu tabii bir arzudur, Allah'ın yarattığı. Dini koyan istiyor ki hanımına en muhtaç olduğun, ihtiyaç hissettiğin cinsellik açısından bir dönemde cinselliğini tatmin etmeden onu boşamaya eğer yöneliyorsan bu aklında bu işi bitirmişsin demektir. Zorlaştırıyor yani. Türkçesi o. Din boşamayı zorlaştırıyor, itiyor. Yapma diyor, kırma, dökme, bitirme. Sen zorla bu işi yaptın diyor. Bak harcama yaptın, akrabaların toplandı. Nikah yaptın, nişan yaptın, kına yaptın, düğün yaptın. Bütün dünya haberdar oldu. Sen küçük bir şeyden dolayı, küçük bir anlaşmazlıktan dolayı bir anda kurduğun dünyayı yıkıyorsun. Bir örümceğin yuvası bile kolay dağıtılmaz. Sen yuva dağıtıyorsun. Yapma bunu, yapma, etme diyor. Dinin zorlaştırma sebebi bu. Yani işi yokuşa niye sürüyor? Allah'ın meşru kılmasına rağmen... Nedir meşru kılma? Yani olabilir.
olabilir demesine rağmen Allah'ın en hoşlanmadığı şey, helal olmakla beraber hoşlanmadığı şey nedir? Boşanmadır. Boşanma olduğunda gök yerinden oynar. Yeryüzünden insanlar kolay boşuyorlar. Boşama çok fazlalaştı. Çünkü kanaatsizlik, çünkü yüksek beklentiler, çünkü tatminsizlik, çünkü sosyal medyanın kötü kullanımı, çünkü dizilerin yanlış örnekliği, çünkü magazin, çünkü. Hepsi bir araya gelince boşama kolay bir hale geldi. Çocuk alıyorlar, sıkıntıyı çocuk yaşıyor. Çocuk perişan oluyor. Anne onu itiyor, baba itiyor, anne sahipleniyor, baba sahiplenmeye çalışıyor ve evlat ezilen çocuklar oluyor. O çocuğun hayal dünyasını nasıl etkilediğini bir düşününüz. O çocuk yarın evlenecek, çocuk sahibi olacak. Aynı şeyleri kendisi belki yaşayacaktır. Onun için dinimiz boşanmayı hoş görmüyor. Ama meşru. Bazı dinler ve bazı mezhepler İslam dışı bir kısmı evlenmeyi haram kılıyor, bir kısmı boşanmayı. İslam dini itidaldir, dengeldir, orta yoldur. Aklın gerektirdiğidir İslam. Yani zorlamıyor, olmaz demiyor, olabilir diyor. Evlenirken de evlen diyor, meşru güzel bir şeydir diyor. Vebalsiz sonradan ortaya çıkan geçerli özür, büyük bir hastalık var. Yani bu olabilir, boşanmaları söylüyorum. Çok ciddi bir hastalık var adamın veya kadının, söylememiş. Zamanı gelince ortaya çıkmış, bu aldatmadır. Men gashşena felekse binna, bizi aldatan bizden değil diyor sevgili peygamberimiz. Efendim uzun hapis, yani bizim tavsiyemiz tabii ki hapishanedekini beklemek. Şu anda beni izliyorlar tabii hapishanedeki dostlar. Onlara hepsine selamlarımı iletiyorum. Onlardan çok mektuplar geliyor. Şartların kader mahkumu diye ifade kullanıyor. Ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Şartların, beklenmeyen şartların oluşturduğu olaylardan dolayı şu anda hapishanede olan kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Uzun süre hapis durumu boşanmayı meşru kılabilir ama vefa daha iyidir diye düşünüyorum ben. Vefalı davranırsa eşler daha doğru olur. Uzun ortadan kayboluyor, eş gelmiyor, 10-20 sene gidiyor. Bu boşama sebebidir tabii ki. Daha kısa sürede de boşama sebebi olur. Adamdan haber yok çünkü. Erkek hanımına şiddet uyguluyorsa, kötü muamelede bulunuyorsa, aç bırakıyorsa işte filan, kadının boşanmayı isteme efendim hakkı vardır. Din bunu niye böyle yaptın demez. Erkek ailenin geçerli ihtiyaçlarını karşılamıyorsa boşanmak sebebidir. Parayı kendi yiyor, etrafına yediriyor ama ne hanımların çocuklarına masrafta bulunmuyor. Boşanma sebebidir. Eşten herhangi biri, kadın ve erkek, ispatlı, kabullü bir zina eylemi varsa mecbur olmamakla beraber dilerse boşanma hakkına sahiptir. Mecbur değildir. Yani ama yani boşanırsa da kimse ayıplayamaz. Niye boşadın deme hakkına sahip değildir. Eşlerden birisi Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ın bir ayetini, ezanı mesela. Yani imanla ilgili herhangi bir meseleyi, bakın namaz kılmazsa, oruç tutmazsa demiyorum bakın. İbadetsizlik ayrı şey. Hesabını Allah'a verir. Ama namazı inkar ediyorsa, kılmıyor değil bakın. Kılmamak günah. Fısk. Günahkarlık. İnkar ediyorsa temelinde namaz diye bir şey yok, kafir olur, dinden çıkar. Yani küfre girer, nikah düşer. Veya Kur'an'da sabit olan bir hükmü gereksizdir. Bu çağa uymaz canım, bu ayet bu çağda olur mu dediği anda sen Allah'a akıl öğretmiş oluyorsun. Allah da diyor ki sen çok akıllısın, sen git kendine başka bir şey ara bakayım diyor. Evet, bugün talebelerle sohbet ettik. Öğrencilerimize Üsküdar Hatip Okulu öğrencilerini kabul ettik efendim. Bu gece hemen onu söyleyeyim. Bir konferansımız var. Bu gece Bursa'da olacağım. Yıldırım Belediyesi'nin spor kompleksinde Kur'an-ı Kerim kıraati yapan arkadaşlarımla, ilahi arkadaşlarımla, kutlu doğum tabii ki doğrultusunda. Dün Tavas'ta benzeri Çivril'de muhteşem kalabalıklarla muhteşem sohbetler oldu. Onları ileride sizinle paylaşacağım. Sevgili Tavaslılar, hocam niye paylaşmadınız diye dün yazdınız ama yeni program yapıyoruz daha. Paylaşacağım inşallah. Teşekkür ederim.
o yoğun program ilgilerden dolayı. Bu akşam da saat 20'den Yıldırım Belediyesi'nin Bursa Spor Kompleksi'nde geniş katılımlı bir programımız olacak. İnşallah dostlarımızı bekleriz. Şimdi geçen de biz biliyorsunuz burada binlerce, on binlerce video, resim paylaştık. Fakat bir resim beni çok duygulandırdı. Şimdi sevgili Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Cumhurbaşkanı, onu tabii ki seviyoruz, sayıyoruz, arkasında duruyoruz. Ama sevgimizin boş olmadığını gösteren bence çok anlamlı bir fotoğraf. Bu fotoğraf bütün aileleri ısıtıyordur. Bu fotoğrafı gören herkes tebessüm ediyordur. Her baba, her dede, her torun. Biz bunları seviyoruz işte. Toplumdan olan, toplumun bir parçası olan, topluma tepeden bakmayan, toplumun kabullerini önemseyen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, sayıyoruz, ülkemizin Cumhurbaşkanı. Ama bu fotoğraf sevmemiz için bir sebep daha getirdi. Ne? Bu manzara ne? 15 Temmuz akşamı o elim gece, o kahredici gecede, olaylardan önce. Enerji Bakanımızın oğlu diye yanılmıyorsam, Berat Albayrak Bakanımızın oğlu, yani Cumhurbaşkanımızın torunu. Masada oturmuşlar. Bizden biri, vatandaş. Elinde kalem, torununa şey okutuyor. Ne okutuyor? Kur'an okutuyor. Elif Baba'ya Kur'an-ı Kerim okutuyor. Şimdi bu manzara çok önemli. Toplumu birleştiren işte kitap, Kur'an. Toplum, halk, torununa, evinde Kur'an öğreten aile büyüğünü elbette ki sever. Değil mi? Onun için bu manzara, bu resim benim için çok anlamlı bir resim. Dede sıcaklığını, baba sıcaklığını, işte bütün dedelerin, bütün babaların böyle göstermesi lazım. Torununuzu kucaklayacaksınız. Torununuzu, boşanma sebebi olmuş olabilir, başka bir olay olmuş olabilir, yok saymayacaksınız. Siz dedesiniz, siz babasınız. Ona dokunacaksınız. Onu kucaklayacaksınız. Topluma örnek olacaksınız. İşte örnek olduğu gibi. Teşekkür ediyorum bu güzel resmi bizimle paylaşanlara ve sosyal medyada çok takip edilen, ilgiyle paylaşılan bir resimdi. Ben de Mevlam'dan hayırlı, bereketli, güzel ömürler diliyorum. Allah bizi, hepimizi, çocuklarımızı her türlü şerden, şikaktan, nifaktan muhafaza eylesin diyorum. Kısa bir dua yapalım, duamızla bugünü bitirelim. Efendim pazar günü saat 10'da yine programımız var biliyorsunuz. Ama bir daha söylüyorum, önümüzdeki pazar Miraç Kandili. Miraç Kandili unutmayalım, Miraç Kandili için duamızı yapalım inşallah ve hatimlerimizi birleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ve hedina ilal hak ve ila sıratikel müstakim. Libereketil Kur'anil azim. Ya Rabbi Recep ayındayız, özel günlerde ibadetlerin mevsim, bahar mevsimindeyiz. Ya Rabbi bu günlerde bizlere merhamet et. Bizi affeyle, kusurlarımızı gider. Birbirini sevenlerden eyle, birbirini kucaklayanlardan eyle. Ayrı gayrıdan uzak olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi germek isteyenlere, birbirimize karşı, birbirimizi düşman etmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ezanımız, bayrağımız, vatanımız, birliğimiz içerisinde kucaklaşmayı hepimize nasip eyle. Şerden, şikaktan, nifaktan, kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü arkadaştan, kötü yoldaştan hepimizi uzak eyle ya Rabbi. Seni sevenlerden eyle ya Rabbi. Senin peygamberine itaat edenlerden eyle ya Rabbi. Sevgililer sevgilisini, en sevgiliyi, Allah Nebisini Aleyhisselatü Vesselam'ı önderimiz eyle ya Rabbi. Onun bereketiyle, onun şerefiyle şereflenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Onun güzelliğinde yol bulmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi muhafaza eyle, bölünmeden muhafaza eyle, kaostan muhafaza eyle, kötü insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Doğusu, batısı, kuzeyiyle, güneyiyle. Ya Rabbi bu vesilede şehit olan askerimize, polislerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda ellerini açmış bu cuma sabahında ya Rab diyen gönüller var.
Şu anda Kabe-i Muazzama'da Hicri İsmail, Makam-ı İbrahim, Mültezem, Ma-i Zemzem, Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da Nebi'nin cennet bahçesinde amin diyen gönüllerle beraber onların da aminlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden başkalarına fitne ve zarar gelmesine müsaade etme. Bizi durdur ya Rabbi. Yanlış bir şey yapacağımızda, bilmeden yanlış adım atacağımızda bizlere merhamet et ve bizi durdur ya Rabbi. Ama başkasının da elinden, dilinden, gözünden, kulağından, organlarından bize gelecek olan bütün zararları muhafaza, zararları uzaklaştır ya Rabbi. Sevdiklerimizi kaza, bela, musibet, afet, hastalığın görünür görünmez her çeşidinden uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana emanetiz. Sen ki emanetleri en güzel koruyansın. Ya Rabbi bizi şerden, şikaktan, nifaktan uzak eyle ya Rabbi. Sevdiğin kullarla beraber eyle. Kelime-i şehadeti son nefese getirenlerle beraber eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah bir, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resuludur diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda hastanelerde, evinde ya Şafi, ya Şafi diye şifa arayanlar var. Hepsine şifa nasip et. Ölmüşlerimize rahmet et. Mekanlarını cennet et. Bizi onlarla beraber haşreyle ya Rabbi. Şu anda gördüğümüz Kabe'yi isteyen kim varsa ilahi Rabbim hepsine Kabe'ye dokunmayı nasip eyle. Bizi korkularımızdan emin eyle. Korkularımızdan emin eyle. Korkularımızdan emin eyle. Arzu ettiğimiz hayırlara da ulaştır ya Rabbi. Evet amin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Fatiha'mızı okumuş olduk. Pazar günü saat 10'da beraberiz Kur'an ve sünnette. Efendim kutlu yolcu yol gösterdi. Bugünkü gazetedeki yazılarımız Hazreti Peygamber'in doğumuyla ilgilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam getirmeyi ümmet camide beraber ama kalpleri karışık. Allah'ım ümmeti Muhammed'i birleştir diye sevginde sadık mısın? Efendim kutlu yolcu yol gösterdi. En kutlu yolcu elbette ki Muhammed'in emindir. Ona ben kendi adıma söylüyorum. Ona ve yoluna kurban olayım. Onun mübarek ayağındaki duygumu paylaşmak istiyorum bu konuda. Çünkü kutlu doğum günlerindeyiz. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın ayağının çarığının altındaki bir kum tanesine 1000 canı feda olsun. Sizi seviyoruz. Allah sizi korusun. Allah yar ve yardımcı olsun.